Evet, herkes Spokezit kanalına hoş geldi arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Pokemon Booster Pack açarak para kazanamazsınız. Bunu neden söyledim? Sonra devam edeceğiz. Videonun ilerleyen kısmında size bunu açıklayacağım. Geçen hafta bir video gelmemişti kanaldan. Şimdi yeni uyandım. Normalde bu videoyu da dün çekecektim. Ama çok üşendiğim için çekemedim. Geçen hafta da video gelmemesinin sebebi yine çok üşenmeden dolayıydı. Bir de açacak, beni heyecanlandıracak bir paket bulamayışımdan kaynaklandı. Ama bu hafta Paldean Fates'in yeni ürünleri çıktı arkadaşlar. Onları açacağız. Miov's Krada EX Premium Collection, Kokaval EX ve Keldritch EX Premium Collection box'larını açacağız. Bunlara biraz bakacağız. Ben hala koleksiyonu yapıyorum. Devam ediyorum koleksiyon yapmaya. Bu süre içerisinde 2 haftadır açmışımdır muhtemelen. Bir 30-40 pack daha açmışımdır tahminen. Ama SR'lar gelmedi henüz. Sadece o videodaki 2 SR gelmişti. Onun dışında gelmemişti. Dedim ki en azından bir video çekeyim de yine bana güzel SR'lar gelsin. Yok, ondan dolayı değil. Madem açacağım, video içerisinde açayım dedim. Bir de bu kutular gerçekten çok güzel. Yani şu ana kadar en beğendiğim collection box yapmış Pokemon abimiz. Neden güzel? Şu an siz de görüyorsunuz ekranda. Bayağı yani sıkıştırmışlar. Booster pack'leri bunun içerisine sıkıştırmışlar ve çok böyle kompakt bir şey yapmışlar kutuyu. Hani bir Alakazam box vardı 151'de. Onu da çok sevmiştim. Veya Annihilate box'ı vardı. Onu da beğenmiştim. Gereksiz kutu büyüklüğünden rahatsız oluyorum. Ben bu kutu gayet güzel ve içerisinde yeterince booster pack var arkadaşlar. Bunları açacağız. Bu arada bunları ben şimdi şansıma çok güveniyorum. Videoda açarken dedim ki kesin SR çekeceğim yine. Yine güzel bir şeyler çekeceğim dedim. Ve bunu yapmak istemiyorum. Bunu yapmak istemediğimden bizim bir bu gift'in bir WhatsApp grubu var. Premium WhatsApp grubu. Bu gruptan birkaç kişiye sordum. En şanssız arkadaşlara sordum. Yani çok şanssızlar. Yani leş gibi şansı olanlar var. Sıra bakmayın, buradan kendilerine sesleniyorum. Dedim ki bana fotoğraf çektim. İki tane case'in. Dedim bana kutu seçin ve ben bunları açacağım. Ve gerçekten siz bu kadar şanssız mısınız? Göreceğiz. Bir kutuyu da Rasim ve Kaya'nın seçtiği kutu. Onlar da çok şanslılar. İkisi güçlerini birleştirip bir tane kutu seçti. Mavi olan kutu onların. Göreceğiz. Şimdi en şanssızdan başlamak istiyorum. Bence gruptaki en şanssız kişi Toygar. Toygar'la başlamak istiyorum. O yeşili seçmişti. Bunu seçmişti. Bunu açacağız. Sonra MSA'nın seçtiği box açacağız. Sonra da en şanslı box maviyi açacağız. Şurada işaretlerini de koymuştum video sırasında seçtikleri zaman. Şurayı karalamıştım, yırtmıştım yani. Random böyle işaretlemiştim. Onlar zaten valide edebilirler yani. O kutu bu kutu. Şöyle de bakabilirsiniz. Kutu değiştirilmedi arkadaşlar. Hiçbir yerinden de açılmadı. Öyle direkt. Normalde videoyu dün kaydedecektim ama bugün ne denk geldi. Uyandım, kahvaltımı yaptım, geldim ve kutuyu açıyoruz. Nice. Şimdi bir dakika, bunlarda kaç tane booster pack var onu bilmiyorum bile ben. 8 tane booster pack'imiz varmış. Bir de Card Protector with Base diye bir şey var. Bir tane. 3 tane kartı tutuyormuş. Bunu söylediler ama ben videolarını izlemedim. Bunun açılışını izlemedim. Hiç görmedim. İlk defa şimdi göreceğim. Bir de oversize kartlarımız var. Ki oversize kartlar benim çok yaptığım şeyler değil. Bu mu acaba? Bu olabilir mi? Bilmiyorum. Bakalım. Bunu şöyle bir kenara alalım ve açalım. Promolarımız var. 76, 77, 78 kodlu promolar. Bunları bir kere alalım. Bunları promo binder'ımıza koyuyoruz. Baby Shiny dediklerimizden 2 tane var. Brigatito. Şu. Sesim kaydedilmiyor. Floragoto. Bu var. Şöyle göstereyim. Ve Miov's Krada EX. Full Art. Full Art promo kartımız da burada. Bu da 3 için kod kart arkadaşlar. Bu da oversize kartımız. Böyle bir. Şimdi şuradan 8 tane booster pack'imizi çıkartalım. Garip, bayağı sağlam. Paketler yerinden kırdamaz. Üzerine de şey koymuşlar. Evet, burada da üçlü bir sergileme standımız var. Vay, çok iyi. Daha önce Charizard'da vermişlerdi. Gyarados'ta vermişlerdi. Onlar da magnetikti ama bu üçlü. Vay, çok güzelmiş. Dediğim gibi şu galiba bunun için yapılmış bir şey. Bu plastik ya da şöyle koymak daha mantıklı. Vay, böyle uzaktan bir göstereyim. Bu da böyle gözüküyor. 3 tane, arkası da çok güzel bu arada. Ama arkası bile asılır ha bir yere. Bir dakika, bunları bir boşaltayım. Ve şunu bir deneyelim bakalım. Yukarıdan açılıyor. Böyle çıkıyor. 3 kartımız sığacak mı buna? Şimdi ben fit sleeve kullanmadığım için sığmayabilir. Ama fit sleeve kullanırsanız sığacaktır. Vay. Gerçekten çok güzel. Bu kartlar için kullanır mısınız bilmiyorum ama kullanılır, niye kullanılmasın. Ama ben daha başka kartlar için de kullanabilirim bunu. Çok iyi lan. Şu arkada kesin 3'ünü de koyacağım. Arkaya vitrine. Vay. Çok beğendim. Hakikaten güzelmiş. Şimdilik şunu şöyle tutalım. 8 booster pack. En şanssız kişinin seçtiği box.
Bakalım. Gerçekten dediği kadar şanssız mıymış? Scraggy, Little, Whooper, Nestball, Moonlit Hill, Whooper, Chinchou. Evet, dediği kadar olabilir. İlk pakette en azından dediği kadar şanssız. Buradan bir şey gelmedi. Bir açalım. Bunların paket kalitesini bu arada çok beğeniyorum ya. Naylon paket var ya. Çok kolay açılıyor. Gastly, Paldian Student. Bu arada fiyatları yavaş yavaş oturmaya başladı bu kartların. Bu setteki kartların. Revavrum, Heatrotom ve bir şey gelmedi. Bir şey gelmedikçe umutlar daha çok yeşeriyor. Sana olan inancın tam. Wubat, Draghi, Gimigol, Elektrik Jeneratör, Charmeleon ve Kilowattrel Baby Shiny geliyor bir tane. Bu bende yoktu. Nice. Bunu kenara alalım. Technical Energy, buradan da şey gelmedi. Dördüncü paket. Üçte bir yaptık. Bakalım buradan bir şey gelecek mi? Natu, Paldean Student, Lantern, Primeape. Paumo geliyor. Paumo da yoktu bende. Güzel. Paumo Shiny. Baby Shiny'miz. Bu ne lan? Ha, ben iki tane holo çıktı zannettim. Ne kadar çok parlıyor bu reverse holo. Garip geldi birden. Geçelim bu işleri. Devam edelim. Videonun başında neden böyle bir şey dedi arkadaşlar? Onu açıklayayım. İnternette gördüm ki bazı arkadaşlar Pokemon Booster Pack'leri para kazanmak için açıyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kazanamazsınız. Bu kumar oynamakla farksız olur arkadaşlar. Kazanırsınız ama yani ayda yılda bir kazanırsınız arkadaşlar. Yani para kazanacağım diye booster pack açamazsınız. Çok çok sıkıntılı. Yani olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü Türkiye'deki alışveriş mantığı yani şöyle. Şimdi ben mesela İngiltere'deyim. Ben booster pack'i 4.5 pound'a alabiliyorum burada. Amerika'da 4.5 dolara satılıyor. Yaklaşık 1 dolar daha fazla pahalıya alıyoruz. Dolayısıyla ikinci el fiyatları yani kartların fiyatları Amerika'ya göre daha fazla oluyor burada. Amerika'da 100 dolara satılıyorsa bir şey burada 120-130 dolara satılıyor bir kart. Ama Türkiye'de tam tersi bir olay var. Türkiye'deki tam tersi olay nedir? Türkiye'de siz booster pack'leri yaklaşık 7-8 dolara alıyorsunuz arkadaşlar. 7-8 dolara aldığınız bir booster pack'ten çıkan hit kartını Amerika'ya göre satıyorsunuz. Bu olamaz. Yani burada bir mantık dışı bir şey var. Ben pahalıya satın demiyorum. Sonuçta kart sizin. Alan razı, veren razı. Umurumda bile değil. Ama başta bahsettiğim gibi hani niyetlenseniz bile ben paket açarak para kazanacağım olayına girseniz bile böyle bir faktör de var demek istiyorum. Yoksa tabii ki ucuza alın. Ben bile buradan alamıyorum. Trolley Tuat fiyatından alamıyorum mesela burada. Git eBay'den alıyoruz. eBay'de öyle bir fiyatlandırma yok. Yani istediği fiyata koyuyor. Sen alabiliyorsan alıyorsun. Açık arttırmadır bilmem nedir falandır filandır. Bu böyle bir şey gördüm de YouTube'da, Facebook'ta hani para kazanayım, booster pack alayım gibi şeyler gördüm. O yüzden bunu söylemek istedim. Bu tamamıyla şans işi, para kazanmak için yapılamaz. Pavniart çıktı ve Arven çıktı. Oho! Kardeşim çok iyi. Oha! Bende olmayan SR'lardan bir tanesi daha çıktı. Çok iyi. Şu ortadaki Pokeball detayı çok güzel ya. Bu SR bende yok. Zaten iki tane çıkmıştı herhalde. Bu da üçüncü oldu. Nice. Yani bilemiyorum. Göreceğiz. Daha açmaya devam edelim. Güzel. Çok mutlu oldum. Pavniart da yok bende. Oğlum hiç olmayan kartlar geldi bana. Bundan sonra hep Toygar'a seçtireceğim box'ları. Charmander, Sandamarus, Iono, Plavetrel, Earlia, Little, Scrafty ve Cruel geldi. Aa, ben kod kartı göstermeyi unuttum. Kod kartımız ve son hitimiz de buydu. 8 pack'ten bakalım neler gelmiş. Oğlum harika lan. 8 pack'ten SR geldi bir tanesinden. Arven, Toadscruel, Pavniart, Paumo, Plavetrel. Bu 5 tane hitimiz var. Vallahi süper. Bunları şöyle ayıralım. Beğendim. Teşekkür ederim. Bana bu box'ı seçtiğin için teşekkür ederim. Şimdi ikinci box'ımıza geçelim. Onu kim seçmişti? MSA seçmiş. MSA'nın box'ına şöyle bakalım. Böyle işaretler koymuşum. WhatsApp'tan kontrol edebilirsin. Neyse, fotoğraflara bakabilirsiniz. İşaretler aynı mı diye. Şimdi burada yavaş davranıyorum çünkü alanım çok kıtlı. Bir yerlere çarpıp mahvetmek istemiyorum arkadaşlar. Evet, ikinci standımız da geldi. Bu Skeledirge EX box'ı. Şuradan bir oversize kartımız çıkıyor. Kameraya bile sığmıyor. Shiny. Paketlemeye aşırı özen göstermişler ya bu kez. Yani gerçekten siz de bunlardan temin edebilirsiniz eğer. Neden bahsettiğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Kod kartımız. Burada bir full artımız var. Bir baby shiny'miz. Roko var. Ve Fuye Coco. Ve 4 paketimizi çıkartalım. 4 değil 8 paketimiz var. Ve burada da yine bir standımız var. Üçü de böyle bir stand. Harbiden güzel ya. Evet, MSA'nın bizim için seçtiği. Açıyoruz. Bakalım buradan neler gelecek.
Eminim yine güzel bir şeyler gelecek arkadaşlar. Çünkü konu MSA'nın seçmesi değil. Konu benim paket açmam. Bunlar, bu eller çok güzel paket açıyor. Sigragin, Flittle, Wooper. Yani bir tane daha Charizard falan gelirse şaşırmayın yani. Pineco, Globus, Professor Research. İkinci paket. Lechonk, Execute, Ghastly, Crafty, Ultra Ball, Duobat. Bunların köşeleri ne olmuş lan kartların? Fido ve bir şey yok. Köşeleri falan ezilmiş gibi. Ben mi yaptım acaba? Ve Annihilate. Bubat, Scraggy, Magmar, Malsolt, Iono, Glowettle, Tandrus, Shiny'miz de geliyor. Bu bende var mıydı lan? Yoktu galiba ya. Alalım şunu bir köşeye. Gengar'ımız var burada ve burada da bir şeylerimiz yok. Bir tane itimiz var. Güzel. MSA güzel gidiyorsun. Güzel. Dediğin kadar varsın. Yok canım, iki tane paket açtık zaten. Daha şu an ona karar veremeyiz. Onu söyleyemeyiz. Primeape, Whimsicott, Frigibux, Donphan ve Gardevoir EX. Güzel. Gardevoir EX neden güzel? Çünkü bende bir tane vardı. İkincisi lazımdı. Dün toprağa çıktı bu. Ya yalvar. Bana ver dedim. Bana ver, takas yapalım dedim. Yani bununla benden Charizard falan istiyor yani şu kartı. Biliyor ya ihtiyacımın ne olduğunu. Yani zorla ikna ettim. Bir tane shiny kart vardı. Gardevoir'u verdi. Live, Charmeleon ve Pawniard. Pawniard zaten az önce çıkmıştı. Bu double oldu. Pawniard shiny'miz. Double'lar lazım ya. Double'lar neden lazım? Çünkü çok koleksiyonu yapan var. Bar olmasa bile onlara gider bunlar. Bu kartlar. Çünkü ben bunu biraz geç tamamlayacakmışım gibime geliyor. Çünkü çok fazla kart var. Moonlit Hill, Atticus, Chinchou, Magmortar ve Nemona Full Art. Nice. Bu SR olmayan versiyonu, keşke olsa. Bu bende vardı zaten. Hatta üçüncü olabilir. Dün de çekmiş olabiliriz bir tane. Sanki çektik. Pikachu. Buradaki Baby Shiny Pikachu gerçekten pahalı. Yani normal bir regular bir karta göre pahalı bir kart. Sonra Charmander pahalı oluyor. Sonra Charmeleon falan geliyor. Relor geliyor. Baby Shiny'miz. Artazon ve Relor da yoktu bende. Güzel. Boya güzel gidiyor ya. Keşke şunlar set numaralı olsaydı ya. Promo olmasaydı. Yata koyardık en azından. Ve son pekimiz, bakalım buradan bir şey gelecek mi? Pineco, Lantern, Clive, Greyward ve buradan bir şey gelmedi. Evet, dediği kadar var mıymış MSA? Bakalım var mıymış? Yani evet, yani yok. Buradan SR beklemek zor olabilirdi. O yüzden SR dışında bunlar geldi. 3 tane Baby Shiny'miz, bir tane Regular EX kartımız, bir tane de Nemona geldi. Trainer kartımız, Full Art. Normal bir şans ya, böyle kötü mü? Açılış 8 paket. Pakette 2, 3, 4, 5 tane, buradan da 5 tane çıktı. Toygar'ın paketi kadar değil. Yani o box kadar iyi değil. Bu da 3. kutumuz. 3. kutumuzun da işareti burada, karalamıştım. Yayına getirip tablosunuz. Burada da Kakaoval EX var. Kakaoval EX box'ımız. Bunu açalım bakalım. Şimdi Paldean Fates setine girilir mi abi falan filan diye yazanlar da olmuş arkadaşlar. Paldean Fates setine girilebilir arkadaşlar. Bu da bütçeyle alakalı. Ama ben yerini de olsam Paldean Fates'ten alacağımı alır çıkardım. Yani istediğiniz bir kart varsa alıp çıkın. Bir bakın, geri çıkın. Çok fazla dolaşmayın Paldean Fates. Paldean Fates değerlenir mi? Evet, bence değerlenir. Çünkü toplaması zor bir set zaten. Bir de shiny yani. Her erada bir tane set çıkıyor. Shiny diye biliyorum ben. Scarlet Violet erasında, döneminde bir tane shiny setimiz çıktı. O da 2024'ün başına denk geldi. Yani karar sizin tabii yine. Sizin koleksiyonunuza ben karışamam. Belki buradan ilk 92 kart, 91 miydi ya? İlk 91 kartı alıp çıkarsınız. Başınız ağrımaz. Belki buradan ne bileyim sadece full artları alırsınız. Ya da ayar kartlarını alırsınız sadece. Çıkarsınız. Gerisine karışmazsınız. Ya da sadece promolarını alıp gidersiniz. O da olabilir. Full set tamamlamak çok ayrı bir case. Yani her baba yiğidin girebileceği bir iş değil. Çünkü arkadaşlar pahalı. Bir full setin tamamlanması, bak bunu daha önceki videoda da söyledim, 151'de 1200-1300 dolardı. Daha da fazladır bence. Bu arada kart göstermedim. Kaval EX, Vakvel, bu böyle bir full artımız da var ve Vaxli de burada. Daha önceki videolarda da söylemiştik. 151'de 1200 dolardı. Ben o setin içerisinde şeylerin girdiğini düşünmüyorum bu arada. 1200 dediğime bakmayın. Bir de mağaza promolar var. Exclusive promolar var. Onları da katarsanız daha fazla geliyordur muhtemelen. Ki şöyle göstereyim. 151 setinde pull rate kötüydü bu arada. Bunda pull rate daha iyi. Ama bunda Baby Shiny sayısı 120 arkadaşlar. Yani her paketten çıkmıyor Baby Shiny.
aynı. Her 2-3 pakette bir çıkıyor. O yüzden orayı toplamak paket açarak çok zor olabilir. Burada değerli kart sayısı daha fazla. O yüzden bu setin daha pahalı olduğunu düşünüyorum. İlerleyen günlerde ne olur? Fiyatlar düşer mi? Düşer mutlaka. Ama zaten 2-3 hafta geçti set çıkalı. Yani yavaş yavaş oturmuştur diye düşünüyorum. Daha fazla değişir mi? Değişir. Belki 3-5 dolar falan belki biraz daha düşer. Daha fazla da düşebilir. Ya şimdi bana göre de hareket etmeyin. Bu da böyle bir standımız. Bu da çok güzel. Oğlum çok iyi lan. Zaten ben bu collection box'ın fiyatının neden bu kadar pahalı olduğunu birazcık sorguluyordum. Demek ki bu yüzden. Ben aslında bunlardan sleeve bekliyordum. Sleeve yerine bunları koymuşlar. Bence güzel de olmuş. Zaten sleeve'lerinizi kullanmıyorum. Boşuna sleeve koymayın. Şimdi geldik buna. Bu box'a. Bu box'ın bir özelliği var. Bu box'ı iki tane çok ballı arkadaş. İkisi de aynı seçti. İkisi de aynı kutuyu seçti ve birbirlerinden haberi olmadan seçtiler. İkisi de aynı kutuyu gösterdi. Birisinin şansını söylüyorum. Kaya'nın şansını söylüyorum. Biz de rip and ship yaparken sadece bir tane Obsidian Flames Booster Pack aldı. Bir tane. O Obsidian Flames Booster Pack'ten Charizard EX çıktı. Obsidian Flames. Bu kadar şanslı bir arkadaşımız. İkincisini söylüyorum. Ya böyle bir şey olamaz. İki tane Zekrom Pikachu GX box'ı vardı bunlar. Eski artık. Vintage diyebiliriz hemen ama. Bu kutulardan aldı. Vintage diyemeyiz ya. Der miyiz? Diyebiliriz de doğru. Der miyiz? Ben derim. Çünkü yok piyasada. Şimdi bu iki box aldı. İçinde de toplamda ikişer taneden dört tane Evolving Skies paketi çıkıyor. Şunlardan çıkıyor. Bunlar artık çok değerli arkadaşlar. Bu paketler normal hani şu anki aldığınız paketler kadar ucuz paketler değil. Bundan dört tane çıkıyor işte. Bu dört paketin içerisinden totalde iki tane Rayquaza VMAX çekti. 200-250 dolar bu kartların tanesi. Çok garip. 4 paket 4 paket alıyorsunuz 2 tane Rayquaza VMAX çekiyoruz. Böyle bir şey var mı ya? Ama işte oldu. İşte onların seçtiği paketler. Bunlar special. Bunları yavaş açıyorum. Bunlar çok güzel. Kutsal paketler. Bakalım yani seçtiğine göre bir şey vardır. Ya bir de düşünsene yani şimdi açıyoruz hiçbir şey çıkmıyor. İnşallah bir şey çıkmaz. Bütün her şey. Bütün totem yalan olur. Elektrik jeneratör. Oğlum bak kartlar üstleri biraz çizik gibi ya. Hunter ve Magmortar. Hiç ilk paketten bir şey çekemedik ya biz. Garip. Evet. Yani biz şu ana kadar özel bir sihir falan göremedik burada. Mankey, Beelittle, Pikachu, Bartazon, Purrlia, Primeape, Baby Shiny'miz geliyor. Bu vardı bende. Execute. Öbürden bir şey gelmiyor. Hot. İlk hitimiz bu 8'liden. Charmander, Rare Candy, Brigibox, Ineko, Nest Ball, Ayano, Duobat. Düşmüş mü kart? Kart birbirine yapışıyor. Görüyor musunuz? Ooo! Yapışına göre bir şey vardır. İlk Gold kartımı çekiyorum sonunda. Gold Shiny kart arkadaşlar. Gold'un da Shiny'si var. O da burada işte. Hafif böyle arkası yeşilimsi değişik bir şey. Yani Shiny diye düşünüyorum. Shiny'dir bunlar. Tam rengini göremesek de. Coraidon EX. Nice. İlk Gold kartım bu arada benim bu. Bunlardan 6-7 tane var herhalde setin içerisinde. Evet şimdi bir iki tane daha hit alırsak video izledikten sonra şey laflarını duyabilirim. Ben demiştim. Ben demiştim laflarını duyabilirim Batuma. Gastly, Toad School, Atticus, Donphan, Tandemous, Furlia ve buradan bir şey çıkmadı. 14. Bu arada YouTube kanalında bir şeyler oluyor ya. YouTube beni öne çıkartmaya mı başladı? Ne oldu? Böyle eskiden 2-3 günde bir 10 abone falan gelirdi. Artık böyle günde 10 gelmeye başladı. Garip. Bu çok büyük bir şey bu. Sizin için minnacık bir şey olsa da benim için aşırı büyük. Garip. Hoşuma gitmiyor değil. Çok gidiyor. Daha fazla kişinin ilgisini çekiyor. Olması çok güzel. Murkrow geldi. Süper. Bende yok çünkü. Oğlum bayağı bir şey bulduk lan bugün. Brigibug, Cyclizar, Fire Energy, Kotkart. Ya bunların bu kart trick falan filan yapıyorlar ya bu sellet böyle. Niye yapıyorlar ya? Kart trick yapılmaz ki. Ya ben enerji kartını şuradan alayım da böyle göstereyim. Yok. Ha bunu pardon. Ne oldu lan enerji kartını? Ha burada. Enerji kartını şuraya koyayım da sonra çevireyim de. Bilmem. Aa yeşil enerji. Pineco, Pikachu, Mampi, Charmeleon. Oğlum ben eskiden daha kolay görüyordum bunu. Niye görmüyorum? Dachshund. Bu da Alman köpeği diye mi Dachshund yapmışlar bunu anlamadım. Dachshund. Bence bu Alman köpeği. Bence Alman çoban köpeği. Neydi adı? Beelittle, Scrafty ve Paldean Student. Sen neredesin diyorduk ki geldin sonunda. Bu arada niye eğer gelmedi lan? Eğer gelmedi hiç. O kadar çok çıkan eğer kartları gelmedi. Sadece bu Paldean Student geldi. İlginç.
Zaten sette toplamda 3 tane ayar kart var Pokemon. Neredeyse 3-4 pakette bir geliyor da bize gelmedi garip. Execute, Ghastly, Ralts, Earlier, Grab. Ooo Pidgeotto. Bende Pidgeot vardı galiba. Yok Pidgeot yoktu. Pidgeotto vardı galiba bende. Bakarız. Kanto Shiny'ler özellikle pahalı arkadaşlar. Kanto Shiny çıkınca sevinin, mutlu olun. Bu da bir Kanto Shiny'dir. O ne demek diyebilirsiniz. İlk Pokemon setinden, ilk Pokemon dizisi var ya, dizisinin başladığı bölgenin, ülkenin, şehrin adı Kanto şehriydi. Orada 151 tane Pokemon vardı. Bu 151 Pokemon Kanto Pokemon olarak geçiyor. Yani Ash Ketchum'un ilk hikayeye başladığı yer. Yani hepimizin bildiği Pokemonlar demek. Kanto Pokemonları. Gengar, Ghastly, Maractus, Magmortar ve bir şey geldi. Yani ikinizin gücünüzü birleştirerek çıkarttığınız kartlar bunlar arkadaşlar. Şu güzel, çok güzel, mükemmel. Ama o ilk açtığım paketten SR gelmesi bütün her şeyi mahvetti. 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 Yani bildiğiniz mahvetti. Şunun gelmesi olayı bitirdi. Oo, of çok güzel oldu ya. Bu arada baya bir açayım kapanıyor neredeyse. Baya bir dedim yani 10 tane falan kart koyacağım herhalde Binder'a. Evet. Bugün 24 tane pack açtık. Geçen hafta değil, ondan önceki hafta 90 tane pack açtık arkadaşlar. Bugün 24. Gelecek hafta 15 paket açacağız muhtemelen. Ya da 12 paket açacağız. Bilmiyorum. Çünkü tinleri açacağız. Tinler de geldi. Ama tinleri şu an açmayayım dedim. Başka bir videoda açarım dedim. Tinler de bunlar. Şunlar. Bu tinleri açacağız. 5'li tinlerden veya 4'lü tin açacağız. Onu bilmiyorum. Paldean Fates'in daha henüz şeyleri çıkmadı. Bundle pack'leri çıkmadı. Bundle pack'leri en geçe koydular. O biraz saçmalık tabii ki. Keşke en başta bundle'lar çıkaydı. Gerçi en başta bundle çıksaydı hiç kimse ETB almazdı. Öyle de bir problem var. Gerçi o alırlardı ya. 151'de niye aldık biz? Bayağı aldık yani. En başta çıkmasına rağmen ETB'ler. İlk önce ETB'ler bitti zaten fiyatına göre. Yani önümüzdeki hafta da Paldean Fates açacağım. Ben bayağı bir sürü Paldean Fates açacağım arkadaşlar. Çünkü set tepimi tamamlamak istiyorum. Tamamlamam lazım. Öyle bir şey işte. Güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Geçen kanalın şeylerine baktım. İstatistiklerine baktım. Şöyle bir şeyle karşılaştım. Biz zaten hiç 500 like'a çıkamamış. Ben nedense 500 like diyerek hiç ulaşılamayacak bir hedef seçmişim kanalca. Bu saçma bir hedef. Zaten en fazla like alan videomuz galiba 150 falan. Bir tane video var mesela, o 250 falan almış. Onu saymıyorum. O yüzden bu video için şöyle bir güzellik var. Artık bundan sonra 250 diye bir şey 500 diye bir şey söylemeyeceğim. 250 like atarsanız ETB hediye ediyorum arkadaşlar. 250 like'a 1 ETB çekilişini yapıyorum ve size gönderiyorum. 250 like bence kolay bir hedef çünkü örnekleri var. Bu videoya 250 like gelirse atıyorum, çekilişini yapıyorum. Paldean Fates benden, kargosu da benden, gönderiyorum hediye olarak. Başka şart yok. Sadece like'a basıyorsunuz. Bu kadar. Başka bir şey diyeceğim mi ya? 2 haftadır yoktum ya. O yüzden bir şeyler toplanmış mıdır diye şey yaptım da. Toplamadı galiba. Temporal Force var. Temporal Force diye bir tane set çıkacak. O da Mart'ın sonu gibi çıkıyor. Ona bir selam verip çıkacağız ailecek. Onun dışında başka bir update'imiz yok arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, bay bay.